Sıradaki skecimizde de ya bir çocuğu uyutmakla ilgili gerçekten hani böyle normal filmlerde görünce ninni söyleyince uyur diye bir şey var. Öyle bir şey gerçekten yok. Yani biz de işte çocukları uyuturken denemediğimiz yöntemler kalmadı. Buzuki Orhan dinletmekten masal anlatmaya binlerce şeyler deniyoruz. Böyle çok gizemli bir yöntem olan var mı? Ben çocuğumu öyle bir uyuturum ki şöyle yaparım hemen uyur. Bir taktiği olan var mı? Arabayla gezdiririm. Arabayla gezdiririm. Onu biz ben de yapıyordum Berfin'e evet. Arabayla bir Arnavut kaldırımlı bir yer vardı. Orada bir ömrüm çürüdü benim geceler diye. Tavsiye ederim hemen size. Hemen uyur muydu? Hemen uyurdu evet. Benzin fiyatları böyle değilken çocuğun uyuması 1500 liraya mal oluyor. Pahalı bir uyumasın boş verin ya. Ya bir de bu çocukları aşırı uyutmuyor muyuz biz ya? Kadınların daha çok problem ettiği bir şey bu. Aman uyusun, uyumazsa gelişemez. Hepimiz uyuduk, çok da gelişmedik sanki ya. Ben de diyorum problem uyumakta olmasın ya. Biraz uyanık mı yapsak çocukları? Yani hocam o uyku düzeniyle alakalı aslında. Eğer uyumazsa gece kalkış saati bir saçma oluyor. Evet, o, evet. O sistemi oturtmak çok zor. Gerçekten biz şu an onunla ilgili ciddi bir... Evet, burada aramızda bahsi geçenlere yakın bir misafirimiz var. Kaçta uyuyorsun Gülüm? 10 gibi bir saat oluyor. Peki aslında kaçta uyumak istiyorsun? 1. İşte buyurun. 1. Çok güzel. İşte buyurun. Ben de vallahi öyleydim ya. Ne bizi uyutuyorlar bilmiyorum ki. Peki hocam hiç böyle Rodin'e masal anlatır mıydınız siz? Hani böyle sürekli. Uydurur muydunuz olan masalı mı anlatırdınız? Hayır ben uydururum. Zaten ben yıllardır masal uyduruyorum ve bilet satıyoruz ya. İşte. Hani ben ama de benim masalım Rodin'e bedava ya. Hayır masal şöyle şartlıydı benim masallarım. Bir kere her masalda genel olarak akış aynıydı. Bir çocuk sıfırdan futbolcu bir çocuk, sıfırdan bir takımı şampiyon yapıyor. Rodin'in futbol dünyasından dolayı. Hep futbol fakat mıydı? Ülke değişiyor, yer değişiyor. Bazen gökyüzünde, bazen denizlerin dibinde oluyor filan. Ama şey hep... Futboldu. Evet. Dolayısıyla da hep aynı giriş gelişme sonucu bambaşka hikayelerle anlattım. Bunu Rodin'e anlatabilmek için zaten hakikaten profesyonel yazar olmak şarttı. Yoksa başka hiç kimse bunu yapamazdı. Şu anda da sadece futbolcu olmak istiyor zaten değil evet, mi hocam? Evet. Babaannemden masallar geliyor. İyi seyirler, iyi eğlenceler diliyorum. Of babaanne, hiç uykum yok ya. Kızım anan tembih etti saat 10'da uyuyacaksın diye. Aha bak saat 9.53. 7 dakika içinde uyudun. Uyumazsan ben seni bayıltmak zorunda kalacağım yavrucuğum. Of babaanne tamam uyut ya. 35 senedir çocuk mu uyutuyorum ben ya? Ama ninni söyleyelim. Dandiniko, dandiniko. Babası şeker, cinsine çeker. Dandiniko. Anası yılan, her sözü yalan. Dandiniko. Babaanne bu nasıl ninni ya? İyi kız. Tamam söyle bakayım anan nasıl uyutuyor seni? Masal anlatıyordu babaanne. Sen de bana masal anlatsana. Yok. Bana yasakladı. Neymiş efendim, ben çok televizyon izliyormuşum da masalların içine ediyormuşum bak. Ama babaanne senin masalların hep çok gerçek oluyor. Değil mi kız? Tamam, anlatırım ama aramızda kalacak, tamam mı? Tamam, söz. Sen önce söyle bakalım, babaanneyi seviyorsun, he? He. Söyle yavrum, babaanneyi seviyorsun, he? Tamam, yeter. He, babaanneyi seviyorsun, he? Babaanne, yeter. Seviyorsun babaanneyi, he? Seviyorum, he? Nasıl başlıyordu bu masallar? Bir varmış, bir yok. Yok. Bismillahirrahmanirrahim. Bir zamanlar kırmızı başlıklı bir kız varmış. Gece eve dönmeyince anası Müjde Canlı'ya başvurmuş. Canlı'yla Acı Tatlı'ya hepiniz hoş geldiniz. Evet, bugün stüdyomuzda yuvadan atılmış iki yavrucak Hansel'le Gretel.
sevgilisine ulaşmaya çalışan bir prens Murat, bir de kızını arayan Cemile abla var. Cemile abla, neydi senin kızın adı? Kırmızı başlıklı. Abla, adını soruyorum. Adı neydi ya? Şimdi ben ona hep kırmızı başlıklı diye seslendiğim için karıştırıyorum. Bende çok var şimdi, biliyor musun Müjde abla? Sarı var, mor var, çok yaramaz. Oynar başlık var, o görünce ama onunla konumuzda bilgisi yok. Öyleyse sana kızını gösteriyorum. Bakalım tanıyacak mısın? Bilmiyorum, görmem lazım. Ha, bu. Yavrum, neredesin kızım? Canım benim, neredesin annem? Sakin ol. Tamam. Bir anlat bakalım tane tane neler oldu? He Müjde abla, bu şimdi geçen hafta geldi, dedi ki anne dedi, ben dedi Ninem'e gideceğim dedi. Ben de kızım elim boş gitme dedim. Ona bir kurabiye yaptım, bir fare zehri koydum ama yine konumuzla alakası yok. Ondan sonra bu gidiş o gidiş daha da gelmedi. Peki senin evle kayınvalidenin ev arası mesafe ne kadar? Yani orman yolundan yarım saate gidersin. Bak şimdi. Bakıyor. Burası senin ev. Ona gelmiş gibi bildi, evet. Burası kayınvalidenin evi. Ona da mı gittik? Aynısını çizdi, evet. Bak burası yol. Vallahi öyle. Buraya da mutlu bir ağaç çizelim. Ay aman çiz çiz ama o anlamaz mutluluktan. Bak, yol evet. Eşittir hız çarpı zaman. Ha onu bilmiyorum. Yok. Senin kız buralarda bir yerlerde kayboldu. Doğru. Peki, var mıydı bu kızın görüştüğü, konuştuğu birileri? Aa yok. Olsa ben bilirdim, benim kızımla aram çok iyiydi. Nerede iyi senin kızınla aram? Nerede? Adını soruyorum, kırmızı başlıklı diyorsun. Adını bilmiyorsun kızının. Kırmızı başlıklı diye isim mi olur? O zaman bana da desinler ki sarı fönlü kadın. Hoş mu? Diyorlar zaten. Kim diyor? Ben değil, ben değil. Oğlum bulurum sizi. Bulur. Devam ediyoruz. Gelelim Hansel ve Gretel'e. Babaanne, bunlar nasıl Hansel ve Gretel ya? Yavrum, bunlar yollarını ekmek parçalarıyla buluyordu ya hani. İşte Hansel hepsini yemiş. Anlatın bakalım çocuklar. Müjde abla, Müjde abla. Biz mağduruz. Ev sahibimiz kış günü bizi kapının önüne koydu. Müjde abla, ev fiyatları da arttı abla. Yardım et. Ne oldu? Ablacığım, çok affedersin. Çok affedersin, araya giriyorum ama biz şimdi burada... Biz şimdi burada emlak piyasası mı konuşalım? Bir saniye prens kardeşim. Yalnız bir saniye de şöyle bir şey. Benim burada canım yanıyor. Bakın koyun et derdinde, kasap can derdinde. Bu nerenin prensi ya? Ben arabeskin prensiyim de sen nerenin delisisin? Bizim köyün. Memnun. Ben de. Ablacığım, benim burada mürüvvetim kayıp. Estağfurullah gitseydin lan o zaman. Lan oğlum bir susar mısın? Susmuyorum. Dur yerine, seninle mi konuşuyorum ben? Seninle mi konuşuyorum? Tamam. Ablacığım, Çil kedisini arıyorum. Rica edeceğim, bulalım onu lütfen. Tamam, bulalım. Ya bütün ülkedeki kızlara bunu mu giydireceğiz? Masal biter o zamana kadar. Bence mantıklı. Şuradan başlayalım. Lütfen, rica ediyorum abla. Ya kim bakar bu mallara ya? Bunarım. Benim ayağımda topuklu yok. Ben denesem olur mu? Atır kız yerine, ne denemesi? Çocuklar! Saçmalamayın. Ne denemesi? Ayakkabının teki yok. Senin ayakkabının teki yok ki. Siz beni çıldırtmak mı istiyorsunuz? Ayakkabının tekini bulanlar WhatsApp ihbar hattına bildirsin. Sen öyle diyorsun ablasın abla. Evet, devam ediyoruz. Hanselciğim, anlat bakalım ev sahibi size ne dedi? Siz nasıl öğrendiniz evden atılacağınızı? Müjde abla, Müjde abla, biz gratenle ekmek kuyruğundaydık. Ev sahibi aradı. Dedi ki kiraya %200 zam dedi. Allah kahretmesin, gör sana ya. Bir saniye. Neredeydi sizin ev? Ormanda abla. Yine mi orman? Orman merkez. Görelim evi. Evet, bu abla. Gerçekten çok tatlı bir yuvanız varmış. Çok tatlıydı abla. Aynı çikolataya benziyordu. Müjde abla, Müjde abla, biz aylık 3000 liraya anlaşmıştık. Şimdi cadı karı 10.000 lira istiyor aylık. 10.000 lira! Abla, zaten biz ekmek alamıyoruz. Nasıl vereceğiz 10.000 lirayı? Doğru. Tamam. Konunun muhatabını bağlayalım direkt. Evet, hattımızda ev sahibi Cadı Hanım var. Bağlayın arkadaşlar. Müjde Hanım, Müjde Hanım, sesim gelir mi? Müjde Hanım. Babaanne, bu nasıl cadı ya? Hem bunun neden süpürgesi yok? Robot süpürge almış yavrum. Bu zamanda büyük kolaylık. Kız dinle. Müjde Hanım, asıl ben konuşmak istiyorum. Ben konuşabilir miyim? Ben cevap almak istiyorum. Asıl ben mağdurum. Nereye mağdursun be? Nereye mağdursun? Bir de buraya katılmayı utanmıyor musun? Buruşuk. Ne biçim konuşuyorsun lan sen benimle? Don beni. İstediğimi konuşurum. Bana don beni diyorsun. Bana don beni. Vicdansız. Vicdansız. Aşağı. 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 Söyle. Senin ben tam. Rejim al sesi.
Ama bakın böyle olmaz. Hakaretler üst üste bindi. Evet. Müjde Hanım, Müjde Hanım, ben bir ses almak istiyorum. Ne olur kusura bakma, çocuğum çocuk kendim tutamadım. Ben bir anda öyle bir şey oldu. Şimdi bunlar iki kardeşler geldiler bana. Dediler ki eve ihtiyacımız var. Ben normalde öğrenciye ev vermem ama acıdım verdim. Bunlar beni pişman ettiler ya. Ama siz de kiraya çok zam yapıyormuşsunuz. Bu ülkede kanun var. Aa Müjde Hanım, bunların evime verdiği zararı bir bilseniz. Ne yaptın lan evine? Ne yaptın? Yedik mi lan evine? Evet yediniz. Bakın şu anda evimin damlumbazı kemiriliyor. Yalan, yalan. İftira atıyor şu anda Müjde Hanım. Doğru, iftira. İftira attı. Müjde Hanım, Müjde Hanım, ben buradan bir ifade bulmak istiyorum. Tabii buyurun, doğru adreslisiniz. Bunlar var ya bunlar. Ayasofya'nın kapısını da bunlar yedi. Oha! Hayır, hayır. Canım çekiyor. Alalım sizi şöyle. Abi. Bir dakika memur bey, kapıyı nasıl yedi? Ben yemedim. Nasıl ben yedim? Son sen yedi abi. Bir dakika, bir saniye. Ben kemir gelmiş. Ben nasıl kapı yiyeceğim? Kapıyı konuşmuyor. Bu yiyor. Bir şey söyle. Hepsinde bu yiyor. Gel, gel, gel. Ablacığım bu sadece kapıyı değil, bu komple camiyi yemiş. Camiş. Evet, gördüğünüz gibi adalet yine stüdyomuzda tecelli etti. Kolluk kuvvetlerine kocaman bir alkış alalım. Ah. O ne ya? Ah. Kimde? Kim? Ah. Hocam çiçek yollamış. Biliyorsunuz yeni evlendim. İyi yayınlar, çözümlü bol vakalar diliyor. Teşekkürler kocacığım. Evet. Gelelim Prens Murat'a. Anlat bakalım şu ayakkabı meselesini Murat'cığım. Ablacığım biz kül kedisiyle geçen akşam çiğ köftecide oturuyordum. Saat 11, 11.30, yalan olmasın. Her şey güzel giderken bu birdenbire kendini kaybetti dedi. Benim acilen eve dönmem lazım. Dedim lütfen ben seni bırakırım. Dedi hayır benim kendim gideceğim dedim. Ben herkese yalan söylerim, sana yalan söylemem. Lütfen oturur musun dedim. Oturmam dedi. Benim 12'den önce evde olmam lazım dedi. Yoksa babam beni kabak gibi oyar dedi. Kabak gibi mi? Kabak. Kabak. Tutturmuş kabak. Benim arabam kabağa dönüşecek diyor. Benim hizmetçilerim kuş olacak diyor. Psikolojik problemlere bak biliyor musun? Alkol sorun ama sevdim. Gönül sevdi. Sevince ne olur? Katlanırsın. Kurban olayım. Elimde bir tek bu kaldı. 37 numara beyaz topuklu ayakkabı. Diğer tekini arıyorum. Kül kedisi. Neredesin? Gözünü sevdim. Murat'cığım, hattımızda ayakkabının tekinin kendisinde olduğunu iddia eden bir izleyicimiz var. Senin Allah'ına kurban. Hadi. Bağla, gözünü seveyim bağla. Alo. Alo. Kül kedisi. Alo. Sesim geliyor mu? Ama burada bir... Burada bir yanlış anlaşılma olabilir mi? Kül kedisi bu mu? Kül kedisi bu. Olamaz. Ben... Ben kül kedisi bu değil. Ben kül kedisini arıyorum. Lütfen burada bir şey olmasın. Ben de sana bayılmadım kardeşim. Kadın ayakkabısının tekini benim arabamda düşürmüş. Müjde Hanım, şu anda anlattığınız özelliklerdeki ayakkabı benim elimde. Sen necisin sen? Taksiciyim ben. Baştan söylesene. Doğrudur. Baştan söylesene. Neden söylemiyorsun? Neden söylemiyorsun burada insanlar benim? Neler düşündün burada? Sinirlendim kusura bakma. Doğrudur. Sakin sakin. Nerede kızı, nereye bıraktın? Ormana bıraktım. Bak orman diyor yine. Bak yine orman. Orman, 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 orman. Yok mu doğru düzgün bir adres yok mu? Müjde Hanım bana niye kızıyorsunuz? Ben anlamadım ki ya. Ben burada vatandaşlık görevimi yerine getiriyordum. Aramazsam şu anda siz hala daha arıyordunuz. Aynı zamanda kocalık görevimi de yerine getirmek istiyorum. Cemile Hanım size talibim. Ana! Sigortan var mı lan? Aa! Ara beni, ara beni. Tamam. Alın bu adamı hattan. Bu adamı hattan alın. Cemile! Sen de dünden razısın ha? Yok ben şey olsun diye. Evet. Alo. Tamam bağlayın derhal. Kim ne o? Kül kedisi attığımızda. Allah'ına kurban olayım. Baba gözünü seveyim. Alo kül kedisi. Kül kedisi. Alo. Yavrum neredesin? Gözünü sevdim. Neredesin? Ya Murat beni niye çağırdın sen? Ya seni niye çağırdım? Ormana bırakmışlar. Memlekette bir tane ağaç yok. Sen nasıl ormandasın? Neredesin? Ya gerizekalı seni prenses yapacağım dedim. Bütün masal aleminin evini ben temizliyorum ya burada. Beni dalga geçiyorlar. Beni maytap ediyorlar benimle ya. Ama aşkımız ne olacak? Başlatma aşkına şimdi. Bütün hafta çok yoğunum. Pazartesi Pinokyo'dayım.
Salı günü 7. Celle'deyim, evi bok götürüyor zaten. Çarşamba günü Rapunzel'deyim, her yer saç. Alben de şimdi yeni albüm yapacaklar. Yeminle beni canımdan bezmiş ama. Kızım kısa kes, Sade'de gel. Müjde Hanım, bu adam beni bir daha aramasın. Hadi eyvallah. Muratçığım, gördüğün gibi zorla güzellik olmuyor. Ayakkabının tekinin sende olmasının bir anlamı yok. Kızın gönlünün sende olması lazım. Alın bunu dışarı. Cemile. Evet. Beklenen an geldi. Aha, kızımdan haber mi var? Yok. Ama bağlanmak isteyen bir seyircimiz var. Kim, kim? Kaynanan. Hoş geldiniz. Öncelikle herkese iyi yayınlar diliyorum size ve çalışanlarımıza iyi yayınlar diliyorum. Evet, Şükran teyze iyi misin? Çok şükür iyiyim, iyiyim. Çok şükür, sağ olun. Bana bir garip geldin. Ya ne bu hal, ne bu hal? Sana ne olmuş böyle? Ne olmuş bana ya? Ne varmış benim halimde? Sende bir haller var Şükran teyze. Sen söyle bakayım, senin gözlerin niye o kadar büyük? He. Toktik yorumlarını daha iyi okuyayım diye. Tabii tabii. Hmm. Peki, kulakların niye o kadar büyük? He, şeyden, komşuların dedikodularını daha iyi duyayım diye. Hmm. Peki, ağzın niye o kadar büyük? He, dolgu yaptırdım da oradan diye. Yeni yaptırdım, dolgu inecek. Koskoca yaşlı başlı karıya burada sorguya çekiyorsunuz ya. Ya yalan söylüyor, iftira ya. Yalan. Kaynanan değil mi bu? Yok ya, benim Allah affetsin kaynanan bundan da çirkin. O değil. Şahane, gönderin hemen. Hemen gönderin. Ha. Cemile. Ne oldu? Kızını bulduk. Ay Allah razı olsun, biliyordum vallahi Müjde abla. Çok sağ ol, yemin ediyorum. Çok sağ ol. Nerede? Nerede hani? Gönderin kırmızı başlıklıyı. Kırmızı başlıklı ge... Anne. Kız o kırmızıydı, kararmış ya. Ne yaptılar sana yavrum? İyi misin? Anne, bu kurt beni yemeye çalıştı. Kızım, babaanneye kurt denmez. İt, uğursuz falan onları söyle de kurt deme, ayıp bir şey. Kurt kocayınca itin maskarası olmuş. Karşılıklı atışmayalım lütfen. Anne, bu babaannem değil. Bu babaannemi yemiş kurt, bu kurt. İftira! Arkadaşlar, hemen müdahale edelim. Alalım kurdu. Ne yani? Evinden bağlanıyorum ben. Sen kime alıyorsun? Kime müdahale ettiriyorsun sen? Sen yetişti Müjde abla. Sen kimsin lan? Ben Masal Emniyet'ten Mesut Komiser. Senin de bir gırıltı var. Sen arka sokaklardan ayrılmadın mı? Sizden ayrılınca artık masallarda polislik yapıyorum. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Hoş yavrum beni. Evet, adalet yine sağlandı. Cemile. Sen de kızına kavuştun. Vallahi. Hadi yine iyisin. Sağ ol. Ne diyeceksin? Çok sağ ol kızım. Bana bak. Sen de bundan sonra ormanda kız başına gezmeyeceksin, tamam mı? Tamam anne. Demiş. O zamandan sonra da kırmızı başlı kız annesinin sözünden çıkmamış, dizinin dibinden ayrılmamış. Sonsuza kadar mutlu mesut yaşamışlar. Ama babaanne, ben bu masalın sonunu hiç beğenmedim. Ay. Ne olacakmış sonu, sen anlat. Bak şimdi, anlatmayayım, dinle. Bana bak kızım, sen de bundan sonra ormanda kız başına gezmeyeceksin, tamam mı? Niye gezmeyecekmişim anne? Biz kızlar ormanda rahatça gezip dolaşamayacak mıyız? Neymiş, kurt varmış, çakal varmış, kız başına dolaşılmazmış. Yeter artık ya, yeter! O ahlak polisleri de illa birini kapatacaksa gitsin kurtları kapatsın. Aferin kız! Evet, bu sözün üstüne söylenecek söz yok. Buradan tüm yetkililere duyurulur. Yarın sabah kaybolan kız kulesinin izini sürüyoruz. Unutmayın, her kayıp bulunur. Ama kaybolan bir ömrün telafisi olmaz. Hoşça kalın. ÇG diyenler, zil diyenler. Şimdi bir kere Buse Sinem
yeni arkadaşlarımızdan bir tanesi. Kendisi bir stand-up komedileriyle, videolarıyla çoğunuzun tanıdığı bir arkadaşımız. İlk skeciyi de alkışlıyoruz kendisini. Genel olarak da iyiydi. Biraz daha tempo ve yükseltirsen volümünü, ilk şeylerde heyecandan biraz volüm istediğinin altında çıkar. Ama gene de güzel idare ettin işi. Şimdi genelde bu masal kriptonda şaka aramak diye yorumlayacağım bir şeydir benim ama dedim bu kadar zaman bu skeci niçin oynadılar bunlar? Sondaki bağlam güzeldi ve aslında skecin de bence hayatını kurtardı. O yüzden burada kıllık yapmayacağım. Zil çalın. Aferin. Ama renkli, hoş. Sonunda da ne uyduruyor ya bunlar masal falan derken gerçeklik dünyamıza dönüş ve güzel bir destek mesajı. Aferin. Çok güzel hareketler. Devam ediyor. Çok güzel hareketler bunlar.